Benim görevim gebelikte gastrointestinal sistem hastalıkları. Akış şemamız genel değerlendirmeler, üst gastrointestinal sistem bozuklukları, hiperemesis gravidarum, gastroözofageal reflü, peptik ülser, ince bağırsak kolon bozuklukları, akut ishal, inflamatuar bağırsak hastalıkları, bağırsak tıkanıklığı ve apandisit şeklinde olacak. Genel değerlendirmelerde teşhis tekniklerimiz neler? Endoskopi, fiber optik endoskopik aletler çoğu gastrointestinal hastalığın tanı ve yönetiminde devrim yaratmıştır ve bunların çoğunun hamilelikte kullanımı da uygundur. Gebelikte endoskopi erken doğum için biraz artmış bir riskle birliktedir. Ancak bu muhtemelen hastalığın kendiliğinden kaynaklanmaktadır. Üst kis endoskopisi çeşitli problemlerin teşhisinin yanı sıra bu sorunların yönetimi için de kullanılmaktadır. Kalın bağırsağın görüntülenmesi için gebe kadınlarda flexible sigmoidoskopi güvenle kullanılabiliyor. Yine kolonoskopi çeşitli bağırsak bozukluklarının tanı ve tedavisine yardımcı olmak için tüm kolon ve distal ileumun görüntülenmesi için vazgeçilmezdir. Mid trimester hariç hamilelik sırasında kolonoskopi ile ilgili raporlar sınırlıdır. Ancak çoğu rapor gerektiğinde yapılabileceğini göstermektedir. Bağırsak hazırlığı için polietilen glikol, elektrolit veya sodyum fosfat çözeltileri kullanılarak yapılır. Ancak uteroplasental perfüzyonun azalmasına neden olabilecek ciddi maternal dehidratasyondan kaçınılmalıdır. Girişimsel olmayan tanı görüntüleme teknikleri neler? En ideal teknik abdominal ultrasonografidir. Yine bilgisayarlı tomografi kullanımı gebelikte radyasyon maruziyeti nedeniyle sınırlı olduğundan manyetik rezonans görüntüleme artık karın ve retroperitoneal alanı değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmakta. Yine laparotomi ve laparoskopi diğer bir yöntem. Cerrahi bazı gastrointestinal durumlar için hayat kurtarıcıdır. Buna en iyi örnek de akut apandisittir. Laparoskopik prosedürler hamilelik sırasında birçok gastrointestinal bozukluk için geleneksel cerrahi tekniklerin yerini almıştır. Laparoskopinin gebelik sırasında cerrahi problemlerde tanı ve tedavide kullanımları için de Amerikan Gastrointestinal ve Endoskopik Cerrahlar Derneği bir makale yayınlamıştır. Yine beslenme desteği enteral olarak genellikle nazogastrik tüp yoluyla ya da parenteral olarak da periferik ya da santral venöz kateterlerle sağlanabilmektedir. Parenteral beslenmenin ve hiperalimentasyonun amacı ne? Bağırsak sisteminin hareketsiz olması gerektiğinde beslenmenin sağlanmasıdır. Total parenteral beslenme için santral venöz erişim gereklidir. Çünkü hiperozmolarite yüksek akışlı bir vasküler sistemde hızlı seyretme gerektirir. Bu hipertonik glikoz çözeltileriyle sağlanır ve bununla da yaklaşık günde kilogram başına 20-40 kilokalori enerji sağlanmış olur. Çeşitli durumlar gebelik sırasında total parenteral nutrisyon gerektirebilir. Tabloda gördüğümüz durumlar en önemlileri akalazya, anoreksiya nervoza, apendiks rüptürü, bağırsak tıkanıklığı, yanık kolesistit, Crohn, diyabetik gastropati gibi bir sürü hastalıkta total enteral veya parenteral beslenme gerekebilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde gastrointestinal bozukluklar bunlar içerisinde en yaygın endikasyondur ve belirgin birçok çalışmada beslenme süresi de ortalama 33 gün olarak verilmiştir. Aslında oldukça uzun bir süre. Önemli olarak parenteral nütrisyon komplikasyonları sıktır ve bu komplikasyonlar şiddetli olabilirler. 26 tane gebeliğin erken bir raporunda pnömotoraks, hemotoraks ve brakial plexus hasarını da içeren %50'lik bir komplikasyon oranı bildirilmiştir. Bu da tabii ki santral venöz kateterin açılması sırasında genellikle oluşmaktadır. En sık görülen ciddi komplikasyon ise katetere bağlı sepsistir ve folk hiperemesis gravidarum olan 27 kadında yaklaşık %25'lik bir insidans bildirmiştir. Oldukça fazla görülmektedir aslında. Yine perinatal komplikasyonlar nadirdir. Ancak eğer maternal K vitamini eksikliği varsa bu durumda fetal subdural hematom gelişebilmektedir. Belirgin morbidite periferik yerleştirilmiş santral kateterin uzun süreli kullanımı ile ilişkilidir. Enfeksiyonda en sık görülen uzun süreli komplikasyondur. Yine 66 gebe kadına yerleştirilen 84 kateter olgusunu içeren bir çalışmada Keyf ve arkadaşları %56'lık bir komplikasyon oranı bildirmiştir. Ve bunlar içerisinde en sık görülen de bakteriyemidir. Üst gastrointestinal sistem bozukluklarından bahsedecek olursak bunlardan gebelikte en sık karşılaştığımız emesis gravidarum ve hiperemesis gravidarumdur. Emesis gravidarum
sabah bulantısı olarak, morning sickness olarak geçer ve %50-75 oranında görülür. Hiperemes gravidarum ise %0-5-2 oranında görülmektedir. Günde 3 ya da daha fazla kusma varsa, 3 kilogramdan fazla kilo kaybı ya da vücut ağırlığının %5'inden fazla bir kayıp varsa, ketonürü varsa, özellikle bu üçü önemlidir hiperemes gravidarum tanısı için. Yine dehidratasyon, elektrolit baz dengesinde bozulma, maternal nütrisyon bozukluğu görülebilir. Grafikte gördüğünüz gibi emesis gravidarum ve hiperemesis gravidarum her ikisi de gebeliğin konsepsiyon ortalama 4. haftasında başlar. Emesis gravidarum yaklaşık 8. haftada pik yapar. Bir 10-11. haftaya kadar bu şekilde plato çizer. Ondan sonra azalmaya başlar ve ortalama 14. haftada kaybolur. Hiperemesis gravidarum ise yine konsepsiyon 4. haftasında başlar. Ortalama 12. haftada pik yapar. 15. haftaya kadar plato çizer ve 17. hafta civarında sonlanır. Emesis gravidarum dediğimiz sabah bulantısı özellikle primipar, çoğul gebeliği olan, genç, eğitim düzeyi düşük, sigara kullanmayan, aşırı kilolu, çalışmayan, oral kontraseptiflere tahammülsüz kişilerde daha sık görülmektedir. Peki etiyopatogenezde neler var? Tabii en önemli suçlanan ajan plasental hormonlardır. Bunlar içinde de özellikle human chorionic gonadotropin. Bunun dışında östrojen, progesteron, leptin, plasental büyüme hormonu, prolaktin, tiroksin ve adrenokortikan hormonlar suçlanmaktadır. Yine bir takım çevresel faktörler, gastrik disritmi vardır. İmmün ve inflamatuar mekanizmalar da ileri sürülmüş ancak bununla ilgili net bir sonuç ortaya konamamıştır. Yine tat ve koku duyusundaki değişiklikler, bir takım psikolojik faktörler ve genetik faktörler de suçlanan diğer sebeplerdir. Risk faktörleri neler? Hipertiroidizm, trofoblastik hastalıklar, diyabet, gastrointestinal hastalıklar, bazı kısıtlayıcı diyetler, astım ve diğer alerjik bozukluklar, önceki gebelikte aşırı bulantı kusma olması veya emezis, hiperemezis, gravidarum öyküsü olması, yine anoreksiya, bulimia, Helicobacter pylori de suçlanmış ancak yapılan çalışmalarda bu da net olarak ortaya konamamıştır. Yine diğer suçlanan bir faktör dişi fetüste 1,5 kat riskin fazla olduğu söylenmiştir. Bu da muhtemelen östrojen yüksekliğine bağlıdır. Yine bazı çalışmalarda hiperemesis gravidarum ile erken doğum, plasental abrupsiyon ve preeklampsi arasında bir ilişki olduğu da bildirilmiştir. Gebelik sırasında bulantı ve kusma oluşturabilecek nedenler nelerdir? Gastrointestinal nedenler arasında apandisit, hepatobiliyer bozukluklar, yine mide duodenum ulserleri, gastroenterit, gastroparezi, ileus subileus, pankreatit ve mide kanseri vardır. Metabolik nedenler arasında hipertiroidi, tirotoksikoz, Addison hastalığı, diyabetik ketoasidoz ve porfiri vardır. Nörolojik migren hastalığı, vestibüler sistem hastalıkları, Korsakoff psikozu ve tiamin eksikliğine bağlı görülen Wernicke ensefalopatisidir. Gebelikle ilgili sebepler emesis gravidarum, hiperemesis gravidarum, çoğul gebelikler, yine preeklampside, prematür uterus kasılmalarında, gebeliğin akut yağlı karaciğerinde de bulantı kusma görülebilir. Ürogenital sistem kaynaklı nefrolitiyazis, pielonefrit, üriner enfeksiyon ve üremi sebep olabilir. Diğer nedenlerden de ilaç intoksikasyonları, gıda zehirlenmeleri ve oral demir tedavisi de bazı hastalarda bulantı kusma yapabilmektedir. 10. hafta sonrasında ortaya çıkan bulantı ve kusmada gebelik bulantı kusması ve hiperemesis gravidarum dışında nedenler düşünülmelidir daha çok. Yine çoğul gebelik, trofoblastik hastalıklar, neoplaziler ve hepatobiliyer sistem ve pankreas patolojilerini uzaklaştırmak amacıyla her hastaya mutlaka batın ultrasonografisi yapılmalıdır. Gebelikte bulantı kusma varsa birlikte eşlik eden karın ağrısı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Eğer bu karın ağrısı epigastrik ağrı şeklinde ise hepatobiliyer hastalıklar, kolanjit, hepatit ve kolelitiyazis düşünülebilir. Yine pankreatit, gastrointestinal ülser ve diyafram hernisi akılda tutulmalıdır. Gebelikle ilgili nedenlerden akut yağlı karaciğer, uterin kasılmalar, bir de HELLP sendromu akla gelir. Yine ileus subileus olup olmadığı akılda tutulmalıdır. Eğer bulantı kusma karın ağrısına ateş eşlik ediyorsa o zaman apendisit, pielonefrit, kolanjit ve gastroenteritler düşünülmelidir. Eğer bu karın ağrısı alt karın ağrısı şeklinde ise de apandisit ve gastroenterit düşünülmelidir.
Tabii diğer bir sebep de ilaçlardır. Bunlar da yine ilaç intoksikasyonu, gıda zehirlenmesi ve demir tedavisi bunlar arasında yer alır. Peki hiperemez, gravidarlığa, maternal ve fetal riskler neler? Maternal riskler serum transaminaz ve bilirubin seviyelerinde yükselme görülebilir %50-60 civarında. Yine ketonuri, ketoasidoz, hipopotasemi, hipoalbuminemi görülebilir. Transaminaz düzeylerindeki artış normalin 20 katını bulabilmektedir. Hipertiroidiye andıran bir tablo ortaya çıkabilir. T3, T4 normal, TSH düşüktür. Buna hiperemesis gravidarum, gravidarumun geçici hipertiroidizma adı verilmektedir. Yine tiamin eksikliğine bağlı Wernicke ensefalopatisi ve santral pontin mielinozis gelişirse bunlara bağlı zihinsel aktivitelerde yavaşlama, dizziness ve delirium gibi nörolojik bozukluklar oluşabilir. Ve aşırı kusma, erozif özofajit, şiddetli kanamaya bağlı malorveis yırtıkları ve distal özofagusta rüptüre yol açabilir. Fetal risklerden de erken doğum, düşük doğum ağırlığı, inmemiş testis, kalça displazisi ve Down sendromu riskler arasındadır. Ancak bunlardan özellikle son üçü ile ilgili net ortaya koyan çalışmalar maalesef yok. Peki bulantı kusmada tedavide nasıl bir yol izleyeceğiz? Eğer bulantı kusma hafifse diyet yönetiminde zencefil özleri kullanılabilir. Yine B6 vitamini ve doksilamin, difenhidramin veya dimenhidrinat tercih edilebilir. Eğer orta derecede bir bulantı kusma varsa prometazin, proklorperazin, trimetobenzamid, klorpromazin, metoklopramid veya ondan setron gibi ilaçlar tercih edilebilir. Eğer ağırsa bulantı kusma, tiaminle birlikte IV hidrasyon ve parenteral olarak metoklopramid, prometazin veya ondan setron tercih edilir. İnatçı bulantı kusma varsa da o zaman zaten enteral veya parenteral beslenmeye geçilmelidir. Diyet önerilerinde neler uygulayabiliriz? Karbonhidrattan ve proteinden zengin, yağ oranı düşük gıdalar tercih edilmeli. Küçük miktarlarda ve sık sık aralıklarla beslenme önerilmeli. Yine kraker, peynir tüketimi, soğuk gıdaların tercih edilmesi de bulantı kusmayı azaltabilmektedir. IV sıvı ve kalori desteğine gelecek olursak dehidrate, ketonürik ve elektrolit dengesi bozuk olan gebeler mutlaka hastaneye yatırılmalı. Parenteral, enteral destekle tedavi edilmelidirler. Günde mutlaka 2-3 litre sıvı desteği, 2000-2500 kilokalori kalori, vitamin ve elektrolit desteği sağlanmalı. Enfeksiyon ve tromboemboli riski nedeniyle de özellikle periferik venler tercih edilmelidir. Tabloda da yine bulantı kusma için kullanılan ilaçların FDA kategorileri de görülmektedir. Özellikle bulantı kusmalarda bizim ilk tercih ettiğimiz ilaç antihistaminikler grubunda doksilamin ve piridoksin kombinasyonu olan şu an piyasada Prilam-DR dediğimiz ilacı ilk tercih kullanmaktayız ve A kategorisinde bir ilaçtır. Gece yatmadan önce 2 tablet almasını öneririz hastalara. Bu sabah bulantı kusmalarını azaltır. Buna rağmen gün içinde de olursa 2 tablet daha alabilir. Yine bununla geçmeyen durumlarda fenotiazinler, prometazin ve proklorperazin tercih edilebilir. Bunlar ama C kategorisinde ilaçlardır ve 6 saatte bir verilirler. Yine serotonin antagonistleri ondan setron yani zofran tercih edilebilir ki zofran oldukça kuvvetli bir antiemetiktir. Kemoterapi hastalarında kullanılır. Ve B kategorisinde olduğu için çalışmalar güvenli olduğunu göstermektedir. 8 saatte bir 8 mg dozunda verilebilir. Yine benzamitlerde metoklopramid tercih edilebilir. Gastroözofageal reflü de birlikte eşlik ediyorsa bu durumda H2 reseptör blokörleri ve proton pompa inhibitörleri tercih edilebilir. Tabi H2 reseptör blokörlerinden de en güvenli olanlar famotidin ve ranitidindir. Bunlar B kategorisindedir. Diğer H2 reseptör blokörleri genelde C kategorisinde olduğu için daha zorda kalındığı durumlarda kullanılmalıdır. Proton pompa inhibitörleri ise pantoprazol, lansoprazol, omeprazol ve dexlansoprazol vardır. Bunlardan da yine pantoprazol ve lansoprazol B kategorisinde olduğu için güvenli kullanılabilir. Ondansetron yani zofran da teratojenik görünmemektedir. Dezavantajı uzun QT aralığı ve serotonin sendromunun potansiyel maternal etkileri ne yol açabilir? Basit önlemler başarısız olduğunda dehidratasyon, ketonemi, elektrolit eksiklikleri, asit-baz dengesizlikleri ve hipokalemiyi düzeltmek için de IV kristaloid çözeltiler tercih edilmelidir.
Yine Wernicke ansefalopatisini önlemek için de 100 mg tiamin genellikle seçilen kristaloidin 1 litresi içinde seyreltilerek kullanılmalıdır. Rehidratasyondan sonra da kusma devam ederse ve ayakta tedavi başarısız olursa mutlaka hospitalizasyon gereklidir. Kanıtların çoğu glukokortikosteroidlerle tedavinin etkili olmadığı yönündedir. Yine varsayılan teratojen potansiyelleri nedeniyle de çok rutin kullanımda önerilmemektedir. Hastaneye yatıştan sonra da sürekli kusma devam ediyorsa gastroenterit, kolesistit, pankreatit, hepatit, peptik ülser ve pielonefrit gibi kusmanın diğer nedenleri mutlaka ekart edilmelidir. Ek olarak gebeliğin ikinci yarısından sonra şiddetli preeklampsi ve yağlı karaciğer daha olasıdır. Klinik tirotoksikozda hiperemezis nedeni olarak gösterilmiştir. Anormal derecede yükselmiş serum tiroksin düzeylerinin ortalamanın üzerinde serum HCG düzeyleriyle ilişkili olması da muhtemeldir. Tiroksin seviyelerinin hidrasyon ve kusmanın tedavisiyle hızla normale döndüğü görülür. Bu tedavilerle hiperemezis veya emezis gravidarlı hastalarda genelde tedaviye iyi yanıt alınır ve çoğu kadın antiemetik tedaviyle taburcu edilir. Hastaneye tekrar yatışı oranı %25-35 civarındadır. Eğer ilişkili psikiyatrik ve sosyal faktörler hastalığa katkıda bulunuyorsa kadın hastaneye yattıktan sonra genellikle belirgin şekilde iyileşir. Az önce bahsettiğimiz A, B, C, D, X kategorileri ilaçları FDA'ya göre ne anlama geliyor onlara bakalım. Gebelerde yapılan rutin kontrollü çalışmalarda fetüse eğer zararlı bir etki saptanmamış olan ilaçlar A kategorisinde kabul ediliyor. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde risk saptanmamış, insanlar üzerinde kontrollü çalışma yok veya hayvan deneylerinde yan etki saptandığı halde gebeler üzerinde yapılan kontrollü çalışmalarda fetüse zararlı bir etki görülmemiş olması B kategorisinde olduğunu gösteriyor. Yine hayvan deneylerinde fetüse zararlı etki gösterilmiş, insanlar üzerinde yapılan kontrollü çalışma yok ya da hayvan ve insanlar üzerinde yapılmış olan bir çalışma olmayan ilaçlar C kategorisinde kabul ediliyor. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda fetüse zararlı etkisi olduğu gösterilmiş olmakla birlikte ilacın gebede kullanılmasıyla elde edilecek yarar risklerden fazlaysa o ilaç D kategorisine sokulmaktadır. X kategorisi ise fetüs üzerindeki zararlı etkilerin ilacın herhangi bir yararlı etkisinden faydalanılmasını engelleyecek şekilde belirgin olması durumunda ise X kategorisine alınmaktadır ve kesin kontraindikasyon kabul edilmektedir. Diğer bir konu gebelikte gastroözofageal reflü. Gastroözofageal reflü ne? Mide içeriğinin özofagusa geri kaçmasıdır. Normalde postprandial dönemde görülebilen fizyolojik bir olaydır. Peki ne zaman bu patolojik oluyor? Gastroözofageal reflü hastalığı adını alıyor. Eğer özofagusta yapısal değişiklikler ve yaşam kalitesini etkileyen semptomlar oluşturuyorsa o zaman gastroözofageal reflü hastalığı adını alıyor. Heartburn sıklığı yani kalp yanması olarak isimlendirilir. Ayda en az bir kez hastaların %44'ünde görülüyor. Yine hastaların %20'sinde haftada en az bir kez, %10'unda ise günde en az bir kez görülmektedir. Gebelikte gastroözofageal reflü insidansı ortalama %75 oranında görülüyor. Bu hastaların %25'inde de genelde gebelik öncesinde de gastroözofageal reflü hastalığı olduğu tespit edilmiştir. Yaygınlığı doğal olarak trimesterle birlikte artmaktadır. Birinci trimesterde %26, ikinci trimesterde %36, üçüncü trimesterde ise %51 oranında görülmektedir ve gestasyon haftası ile şiddetli doğru orantı olarak artmaktadır. Doğum sonrasında da genelde 1-2 hafta içerisinde semptomlar kaybolur. Gebelikte heartburn konsepsiyandan sonra görülmeye başlar ve gebelik ilerledikçe pik yapar, doğumdan 1-2 hafta sonra azalır. Bunun tabii ki sebebi şekilde görüldüğü gibi alt özofagospikler basıncının da konsepsiyonla birlikte azalmaya başlaması ve doğumdan sonra 1-2 hafta sonra tekrar eski haline dönüşmesiyle azalmaktadır. Etiyopatogenezde ne var? Yüksek progesteron seviyesindeki artışa bağlı olarak alt özofagospiklerinin istirahat basıncında azalma, özofagusun peristaltik aktivitesinde zayıflama ve mide boşalmasında gecikme suçlanmıştır. Tabii ki büyüyen uterusun karın içi ve mide içi basıncını artırması da buna katkı sağlamaktadır.
Bu şekilde görüldüğü gibi de gebelik ilerledikçe karın içi organlarının ve midenin de pozisyonu değiştiği için gastroözofageal reflü ilerleyen gebelik haftalarıyla birlikte artmaktadır. Klinik nasıl? Tipik bulguları heartburn ve rejurjitasyon görülmektedir. Atipik bulgular neler? Göğüs ağrısı, disfaji, öksürük, ses kısıklığı, astım ve larenjit görülebilir. Komplikasyonlar neler? Ülserasyon, kanama, striktür, Barrett özofagusu ve adenosağı gelişimi. Heartburn genellikle yanma tarzında olan retrosternal ağrı veya rahatsızlık hissidir. Epigastriumda başlayıp genelde özofagus trasesi boyunca boğaza doğru yayılım göstermektedir. Alt özofagus sfinkterinin gevşemesine bağlı gastroözofageal reflü nedeniyle oluşan özofajitten kaynaklanmakta. Tekrarlayıcı karakterdedir. Genellikle yemek sonrasında artar, sırt üstü uzandığınızda ve öne eğilmekle artmaktadır. Antasit ile veya mide asit sekresyonunu baskılayan ilaç tedavileri ile hafifler veya geçer. Teşhisi nasıl koyuyoruz? Teşhis genellikle anamnezle konulmaktadır. Gereken vakalarda pH monitorizasyonu ve endoskopiden faydalanılabilir. Gebelikte pH monitorizasyonu ve veya impedans ve pH ölçümü yapılabilir. Bir sakıncası yok. Tedaviye rağmen reflü semptomları devam eden veya komplikasyon gelişen vakalarda endoskopi yapılabilir. Tabii ki radyolojik ve radyonüklit görüntülemelerin gebelikte kullanımı kontrendike. Yine gebede üst giz endoskopi için bir takım endikasyonlar olmalı. Bunlar üst gastrointestinal kanama. Eğer bunda da faydası risklerinden fazla olacaksa, teşhis ve tedaviye ve prognozun saptanmasına belirgin katkı sağlayacaksa endoskopi yapılabilir gebelikte. Yine şiddetli ve inatçı, bulantı ve kusma veya ağrı durumunda bir de disfaji ve odinofaji varlığında endoskopi yapılabilir. Tedavi nasıl? Tedavide en basit yatak ucunun baş ucunun yükseltilmesi, beslenme alışkanlığında değişiklikler, bunlar arasında işte kahve, tuz, çikolata, alkol, sigara alınmasının kesilmesi, azaltılması. Son olarak da tabii ilaç tedavisi. İlaç tedavisinde de step up protokolü olarak sodyum arginat preparat adı Gaviscon bilirsiniz. Gaviscon ilk aşamada kullanılabiliyor. Onunla geçmeyen durumlarda antasitler, antepsin dediğimiz sukralfat tercih edilebilir. Yine H2 reseptör blokörleri ve en son tercih PPI'ler kullanılabilir. Peki bu ilaçların gebede olası yan etkileri neler? Sodyum arginat dediğimiz Gaviscon aşırı sodyum alımına yol açabiliyor. Uzun süreli kullanımda ilacın içeriğinde bulunan magnezyum, trisilikat, fetal nefrolitiyazis, hipotoni, respiratör distres ve kardiyovasküler sorunlar oluşturabilmektedir. Yine antasitler yüksek dozda kullanıldıklarında özellikle alüminyum içeren antasitler fetal toksiteye, sodyum içeren antasitler sıvı yüklenmesine, magnezyum içeren antasitler ise doğumun yavaşlamasına neden olabilir. Antasitler oral demir preparatlarının emilimini azaltabilir. Süt alkali sendromu oluşabilir. Kalsiyum içeren antasitler anne ve bebeğin kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Kalsiyum ve magnezyum içeren antasitler hipertansiyon, preeklampsi ve eklampsi riskini azaltır. Dolayısıyla kalsiyum ve magnezyum içeren antasitler daha çok tercih edilmelidir. Yine sukralfat yüksek dozda kullanıldığında fetal toksite yaratabiliyor. Eğer 3x1 gram dozunda kullanılırsa genelde fetal toksite beklenmiyor. H2 reseptör blokörlerinden simetidin antiandrojenik etkisi nedeniyle testis, prostat ve seminal veziküllerde gelişme geriliği yapabiliyor. Nizatidin de fetal anomali riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Ranitidin ve famotidin gebelikte güvenli olarak kabul edilmektedir. PPI'lardan omeprazol, pantoprazol ve lansoprazol muhtemelen güvenli. Majör fetal anomali gelişme riskinde anlamlı bir artış yok. Esomeprazol ile ilgili yeterli çalışma yok. Yine prokinetiklerde bulantı ve kusması belirgin olan hastalarda metoklopramid ve domperidon kullanılabiliyor. Sisaprit de fetal toksite oluşturabileceği için genelde tercih edilmiyor. Gastroözofageal reflü tedavisinde az önce bahsetmiştik son seçenekte PPI'ler kullanılabiliyor. Tabii ki daha erken semptomatik düzelme, yüksek oranda endoskopik iyileşme, genelde tek doz kullanım avantajlarıdır. Maternal fetal toksite konusunda tabii ki soru işaretleri var. Ancak yapılan mesela prospektif kontrollü gestasyonel PPI kullanımda majör fetal anomali sıklığına bakacak olursak omeprazolde %3.6,
lansoprazolda %3.9, pantoprazolda %2.1, kontrol grubunda ise %3.8 olarak görülmüş. Entis çalışmasında gebelikte PPI kullanımı majör teratojenik risk oluşturmaz olarak kabul edilmiş. Çünkü gördüğünüz gibi kontrol grubuyla aşağı yukarı aynı. Yine burada şu tabloda bulantı kusma, gastroözofageal reflü hastalığı ve endoskopi için kullanıldığımız ilaçların FDA kategorilerini gösterdim. Mesela B kategorisinde metoklopramid, domperidon ve ondansetron bulantı kusmada güvenle kullanılabilir. C kategorisinde sisaprit, proklorperazin, klorpromazin ve prometazin, tirometobenzamid vardır. H2 reseptör, gastroözofageal reflü ve helikobakter pylori eridikasyonu için B kategorisinde kullanabileceğimiz H2 reseptör blokörleri vardır. Az önce bahsettik, ranitidin ve famotidin. PPI'lardan omeprazol, lansoprazol kullanılabilir. Antibiyotiklerden amoksisilin ve sukralfat tercih edilebilir. C kategorisinde nizatidin ve klaritromisin vardır. D kategorisinde bizmut salisilat ve tetrasiklin. X kategorisinde ise metronidazol ve mizoprostol vardır. Metronidazol ve mizoprostolu kullanmıyoruz. Çünkü mizoprostol de sitotek, zaten doğum indüksiyonunda kullanılan bir ilaç. Yine endoskopi uygulanacak hastalarda mesela kullanılabilecek ilaçlardan güvenli olanları, B kategorisinde olanlar meperidin, anestezide propofol, naloksan ve glukagon tercih edilebilir. C kategorisinde simetikon, fentanil, flumazenil, sodyum fosfat vardır. D kategorisinde ise midazolam ve diazepam tercih edilebilmektedir. Peki postpartum tedavi dönemde reflü tedavisinde ne yapabiliriz? Yine alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitler süte geçmediği için emzirenlerde güvenlikle kullanılabilir. Sukralfat ve arginik asit, yani gaviskonun da maternal emilimi sınırlı olduğundan emziren annelerde kullanımında sakınca yoktur. Diğer bir konu hiatus hernisi. Bildiğiniz gibi hiatal herniler midenin bir kısmının diyaframda yemek borusunun geçtiği özofageal hiatustan yukarı kaçmasıdır. Diyafram hernilerinden farklı bir durumdur. Hiatal herninin reflü özofajitle ilişkisi açık değil. Yapılan bir çalışmada reflü ve fıtık arasında hiçbir ilişki gösterilememiş ve alt özofagus sfinklerinin intratorasik olarak yer değiştirdiğinde bile etkili bir şekilde çalıştığı gösterilmiş. Bununla birlikte hamilelik sırasında hiatal fıtıklar kusmaya, epigastrik ağrıya, ülserasyona ve kanamaya neden olabilmektedir. Diyafram hernileri de Bohtalek ve Morgagni boşluklarında karın içeriğinin fıtıklaşması olarak tanımlanmaktadır. Gebelikte nadir görülür. Anne ölüm oranı %45 oldukça yüksek olduğu için kadın asemptomatik olsa bile gebelikte diyafram hernisi saptamışsanız mutlaka diyafram hernisinin kapatılması gerekli. Bazı vaka raporları ayrıca doğum sırasında karın içi basıncının artmasına bağlı da spontan diyaframa rüptürü de tanımlamıştır. Diğer bir hastalık akalazya. Yine bu da alt özofagus sfinkteri yutma ile düzgün bir şekilde gevşeyemediği bir durumdur. Sorun alt özofagus sfinkterinin düz kası içindeki miyenterik plexusun enflamatuar yıkımından kaynaklanmaktadır. Semptomlar disfaji, göğüs ağrısı ve rejütasyondur. Yine hamilelerde alt özofagus sfinkterinin normal gevşemesi teknik olarak gerçekleşmiyor. Genellikle hamileliğin akalazyayı kötüleştirmediği kabul edilmektedir. Yönetiminde yumuşak diyet ve antikolinerjikler tercih edilmektedir. Geçmeyen semptomların varlığında yine nitratlar, kalsiyum kanal blokörleri ve botulinum toksin ağının lokal enjeksiyonu fayda sağlayabilir. Cerrahide balon dilatasyon yapılabilir ama gebelerde balon dilatasyon sırasında özofagus perforasyon riski olduğu için dikkatli yapılması gerekir. Gebelikte peptik ülser hastalığından bahsedecek olursak yaklaşık 5000 gebelikte bir rastlanmaktadır. Çünkü peptik ülser genellikle gebelikte remisyona uğrar. Bunun muhtemel nedenleri arasında azalmış gastrik asit sekresyonu, azalmış mide hareketliliği ve önemli ölçüde artmış mukus sekresyonunu içeren fizyolojik değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Septomlar gebe olmayanlardan farklı değildir. Ülsere bağlı komplikasyonlar daha çok 3. trimesterde görülmektedir. Anamnez yetersiz olduğunda kullanılacak yöntem endoskopidir. Tedavide ilk seçenek ise proton pompa inhibitörleridir.
Yine aktif ülser varlığında Helicobacter pylori araştırması yapılır. Teşhis yöntemlerinden üre nefes testi, serolojik testler ve endoskopik biyopsi vardır. Bunlardan herhangi biri pozitif sonuç verirse kombinasyon olarak antimikrobiyal ve proton bombası inhibitör tedavisi endikedir. Bunda kullanacağımız kombinasyonda 1000 mg 2x1 amoksisilin, 250-500 mg 2x1 klaritromisin, 500 mg 2x1 metronidazol ve PPI omeprazol kombinasyonu tercih edilmelidir. Yine üst gastrointestinal kanama görülebilir gebelikte. Bu da persisten kusmaya üst gastrointestinal kanama eşlik edebilir. Bazen kanama peptik ülser kaynaklı olabiliyor. Çoğunlukla da gastroözofagiyel bileşke yakınında küçük lineer mukozal yırtıklar, Mallory-Weill sendromu dediğimiz yırtıklar görülebiliyor. Kanama genellikle buzlu salin uygulamaları, topikal antasitler ve IV uygulanan H2 blokörleri veya proton pompa inhibitörleri de dahil olmak üzere konservatif yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Transfüzyon gerekebilir ve kanamanın devam ettiği durumlarda endoskopi gerekebilir. Sürekli öğürme ile ciddi özofagus rüptürü, özofagus basıncının çok artması nedeniyle gerçekleşebilmektedir. Diğer bir konu inflamatuar bağırsak hastalığı. Bildiğiniz gibi bu grupta Crohn ve ülseratif kolit var. Etiyopatogenez her ikisinde tam olarak bilinmemektedir. Ancak genetik bir yatkınlıktan şüphelenilmektedir. İnflamasyonun komensal mikrobiyataya yanıt olarak düzensiz mukozal bağışıklıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ülseratif kolit, kolonun yüzeysel luminal tabakalarıyla sınırlı bir mukozal enflamasyon bozukluğudur. Yani daha çok bağırsak mukozasını etkiler. Birazdan değineceğim. Crohn hastalığı ise transluminaldir. Yani tüm tabakaları tutabiliyor. Tipik olarak rektumdan başlıyor ülseratif kolit ve değişken bir mesafe boyunca da proksimale doğru uzanmaktadır. %40 oranında rektum ve rektosigmoid birlikte tutulurken %20 pankolit şeklinde olabilir. Önceki apendektomi koruyucudur ancak mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Endoskopik bulgular mukozal ülser ve mukoprolan eksuda ile granülasyonu içermektedir. Başlıca semptomlar ishal, rektal kanama, tenesmus ve abdominal kramp şeklindedir. Akut veya aralıklı olabilir, alevlenmeler ve remisyonlarla karakterize. Toksik megakolon ve katastrofik kanama kolektomi gerektirebilecek tehlikeli komplikasyonlar arasındadır. Ekstra intestinal belirtileri ne var? Artrit görülebilir, üveit görülebilir, yine eritamanodozum görülebilir. Kolon kanseri riski ise yılda yaklaşık %1'e yakındır. Az önce bahsettiğim Crohn hastalığı sadece bağırsak mukozasını değil, aynı zamanda derin tabakaları da tutar. Bazen tutulum transluminal olmaktadır. Lezyonlar ağızdan anüse kadar tüm GIS boyunca görülebilir. Ancak tipik olarak segmentaldir. %30 olguda ince bağırsaklar, %25 olguda ince kolonda görülmektedir. %40 oranında ise hem ince bağırsak hem kolon birlikte tutulur. Genellikle terminal ileum ve kolonda görülmektedir. Kolon tutulumu olguların yaklaşık 3'te 1'inde perianal fistüller ve apselerde gelişebilmektedir. Belirtiler hangi segment tutulmuşsa ona bağlı olarak değişmektedir. Alt sağ taraflı kramp tarzı karın ağrısı, ishal ve kilo kaybı yine obstrüktif semptomları içerebiliyor. Bu da yine ülseratif kolitteki gibi alevlenmeler ve remisyonlarla seyrediyor. Maalesef tıbbi ve medikal olarak da cerrahi olarak da tedavi edilemiyor. Reaktif artrit yaygındır ve gastrointestinal kanser riski ülseratif kolit kadar olmasa da yine de belirgin oranda artmaktadır. Gebelikte inflamatuar bağırsak hastalığında akış şemamızda değineceğimiz noktalar inflamatuar bağırsak hastalığının fertilite üzerine etkisi, gebelik sırasında inflamatuar bağırsak hastalıklarının tedavisi, gebelik sırasında cerrahi tedavi, bir de postpartum dönemde inflamatuar bağırsak hastalığı tedavisidir. Eğer akut veya remisyonda olan ülseratif kolit varsa bunun genelde fertiliteyi etkilemediği kabul edilmektedir. Crohn hastalığı ise primer veya sekonder amenore, pelvik skar oluşumu, fallop tüplerini etkileyen intestinal inflamasyon, perianal bölge, vulva ve vajinada apse, ülser ve fistül oluşumu malnütrisyona yol açıyorsa fertiliteyi etkileyebiliyor.
Yine erkeklerde de inflamatuar bağırsak hastalığı tedavisinde eğer sülfasalazin veya metotreksat kullanılıyorsa bunlar da oligospermi ve sperm motilitesinde azalmaya yol açarak infertiliteyi etkileyebilmektedir. Eğer hastalık remisyonda ise genellikle spontan abortus, erken doğum ve konjenital anomali oluşma riskinde bir artış beklenmemektedir. Ancak aktif hastalığı olanlarda 2-3 kat arttığını söyleyen çalışmalar bulunmaktadır. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan kadında temel yaklaşım şu olmalıdır. Gebe kalmadan önce hastalık remisyona alınmalıdır. Eğer gebelik öncesinde hasta ilaç kullanmadan hastalık remisyondaysa gebelik başladığında da ilaç başlanması genelde önerilmemektedir. Eğer gebelik öncesinde ilaçla hastalık remisyonda tutuluyorsa gebelikte de mümkün olan en düşük dozda tedavi verilmesi önerilmekte. Kron hastalığını ülseratif kolitle karşılaştırdığımızda olumsuz gebelik sonuçları daha çok kron hastalığında görülmektedir. Sonuçlar da muhtemelen hastalık aktiviteleriyle ilişkilidir. Yapılan birkaç çalışmada düşük doğum ağırlığı, fetal büyüme kısıtlılığı ve sezaryen doğum risklerinin 2-3 kat arttığı bildirilmiştir. Ancak bununla birlikte prospektif yapılan ECHO-EPICOM çalışması sonuçları normal gebeliklere benzer olduğu akılda tutulmalıdır. Peki ülseratif kolit ve kron hastalığının gebelikteki seyri nasıl? Eğer konsepsiyon sırasında hastalık remisyondaysa ülseratif kolit olan olgularda %33 oranında hastalığın aktifleştiği, %67 ise remisyonda devam ettiği, kronda ise %25 oranında aktifleştiği, %75 oranında ise remisyonda devam ettiği gösterilmiştir. Konsepsiyon sırasında aktif hastalık varsa gidiş nasıl gebelikte? Eğer ülseratif kolit varsa %25'inde yaklaşık %25'inde hastalık aktivitesinde azalma görülüyor. %45'inde artma, %30'unda ise aktivitede bir değişme gözlenmiyor. Kron hastalığında ise yaklaşık %33 oranında hastalık aktivitesinde azalma, %33 oranında artış, %33 oranında da değişmediği görülüyor. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan gebede tedavide neler kullanılabiliyor? Burada en önemli nokta osteoporoz, inflamatuar bağırsak hastalığı olan gebelerin yaklaşık 3'te 1'inde görüldüğü için çok önemli bir komplikasyon ve bundan dolayı da gebelere mutlaka günde 800 ünite D vitamini ve 1200 mg kalsiyum desteği verilmelidir. Yine nöral tüp defekti önlenmesi için de 4 mg folik asit önerilmektedir. Çünkü yüksek doz sülfasalazinin antifolat etkileri olduğu için buna önlem amacıyla yüksek doz folik asit verilmelidir. 5 aminosalisilik asit ve mesalamin içeren ilaçlar inflamatuar bağırsak hastalığında gebede güvenli kabul edilmektedir. Bunlardan sülfasalazin prototiptir. Bunun 5 aminosalisilik asit olan kısmı kolon mukozasında prostaglandin sentazı inhibe ediyor. Diğerleri bu grupta diğer ilaçlar ise olsalazin, balsalazit ve uzamış salınımlı asa türevleri bulunmaktadır. Yine glukokortikoidler yani prednizolon 5 asaya cevap vermeyen orta veya şiddetli hastalık için oral, parenteral veya Laumann yolu ile kullanılabilmektedir ve güvenli kabul edilmektedir. Ancak bu ilaçlar idame tedavisinde çok tercih edilmemektedir. Eğer inatçı bir hastalık varsa gebelikte nispeten güvenli görülen azotioprin, altimercoptopurin ve siklosporin gibi immünomodülatör ilaçlar tercih edilmelidir. Yine biyolojik terapi, yani biyolojik terapiden kasıt immünomodülatör ilaçlar, şiddetli hastalığın başlangıcında ve sıklıkla gelecekteki komplikasyonları önlemek için verilmektedir. Bu grupta tümör nekrotizan faktör alfaya karşı antikorlar kullanılmaktadır. Bunun en önemli dezavantajı ilaç bırakıldığında nüks gelişmesidir. Dolayısıyla sürekli kullanım gerekmektedir. Bu grupta FDA tarafından onaylanan ilaçlar infliximab, adalimumab ve golimumab bulunmaktadır. IV veya subkütan olarak kullanılmaktadır. Gebelikte güvenli kullanımlarda güvenli kabul edilmektedir. Ancak yeni doğanda immün süpresyona neden olabileceği yönünde bir takım endişeler vardır. Yine metotreksat, talidomid ve metronidazol kesinlikle kullanılmamalıdır. Yine burada inflamatuar bağırsak hastalığında kullanılan ilaçların FDA'ye göre kategorilerini
koydum bu tabloda. En güvenli B kategorisinde mesalamin ve prednizolon var. C kategorisinde olsalazin, infliximab, siklosporin, sülfalazin ve trimetoprim vardır. D kategorisinde çok zorda kaldığımızda kullanabildiğimiz azatioprin, altimercaptopril, metronidazol, 3. trimesterde tetrasiklin ve ciprofloxacin tercih edilebilir. X kategorisinde metotrexat var, kullanımı tercih edilmiyor. Peki bu ilaçların yan etkileri neler? Azatioprin dediğimiz ilacın 3 aslında metabolik bileşeni var. Maternal kanda %27-41 oranında 6 tiouracik asit, %14-27 oranında 6 merkaptopirin ve %21-28 azatioprin olarak bulunmaktadır. Fetal dolaşımda saptanan ilacın %48-63'ü inaktif form olan tiouric asittir. Düşük doğum ağırlığı ve erken doğum sıklığında artış olabilmektedir. Konjenital malformasyon riskinde ise önemli bir artış kaydedilmemiştir. Yine tümör nekrotizan faktör blokörlerinde düşük doğum ağırlığı ve erken doğum sıklığında artış görülebilmektedir. Wachterl anomalileri görülebilir. En sık görülen bu grupta anomalilerden kardiyak ve üriner sisteme ait anomaliler. İkinci sırada ise Down sendromu görülmektedir. Tabii ki burada çalışmaların çoğu prekonsepsiyonel dönemde ve erken gebelikte yapılmış. İlk iki trimesterde kullanımı muhtemelen güvenli kabul edilmektedir. Yine sülfasalazin erkekte spermatogenezi olumsuz etkiler. Bu etki ilaç kesildikten 2 ay sonra normale dönmektedir. Folik asit eksikliği için yine mutlaka folik asit desteği verilmelidir. Nöral tüp defektlerinin oluşumunu önlemek için. Sülfapiridin plasentayı geçerek neonatal ikter yapabiliyor. Konjenital malformasyon riskinde anlamlı bir artış yok yine bunda da. Kortikosteroidlerden de florin içeren betametazon ve dexametazon plasentada iyi metabolizm edilmediğinden fetusa yüksek oranlarda geçmektedir. Prednizolon ve benzeri ise plasentada 11 beta hidroksisteroid dehidrojenaz enzimi tarafından parçalandığından dolayı fetüse %10 civarında geçmektedir. İlk trimesterde kullanımı damak dudak yarık riskini 3 kat artırabilmektedir. Neonatal katarak ve adrenal süpresyonu da yapabilmektedirler. Cerrahi tedavi düşünülen hastalarda bu işlemin gebe kalınmadan önce yapılması daha uygundur. Gebelik sırasında inflamatuar bağırsak hastalığına bağlı komplikasyon gelişen hastalarda gerekiyorsa gecikmeden cerrahi tedavi de uygulanabilmektedir. Yine fulminan kolit ve toksik megakolon nedeniyle acil kolektomi yapılan hastalarda fetal mortalite oranı oldukça yüksek, %50 civarındadır. Bu vakalarda siklosporin veya erken doğum daha uygun görülmektedir. Yine hamilelik öncesi inflamatuar bağırsak hastalığına bağlı ileal poş anal anastomoz olan kadınlarda cinsel işlev ve doğurganlık iyileşmekte. Hamilelikte dezavantajları ise kötüleşen sık bağırsak hareketleri, dışkı inkontinansı ve poşun iltihaplanmasıdır. Peki inflamatuar bağırsak hastalığı olan hastalarda doğumda seçilecek yöntem nedir? Yani bu hastalara biz sezaryen mi önerelim, normal doğum mu önerelim? Önceden prokolektomi, proktokolektomi ve ileal poş anal anastomoz geçiren kadınlar vajinal yolla doğurabiliyorlar. Yani gebe kalmadan önce bu ameliyata geçen hastalıklar normal vajinal yolla doğurabilmektedirler. Yine Crohn hastalığı olan gebelerde rektovajinal füstül olmadığı sürece vajinal doğum yapabilirler. Yapılan çalışmalarda sezaryen doğumun obstetrik endikasyonlara ayrılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla çoğu hastaya vajinal doğum önerebiliyoruz. Peki gebelik sonrasında emzirme döneminde ne kullanabiliriz? Yine mesalamin ve kortikosteroidler emzirme döneminde de güvenli kabul edilmektedir. Azatioprin, altimercaptopirin ve anti tümör nekrotizan faktör alfa gerektiği zaman kullanılabilmektedir. Metronidazol, siprofloxacin, metotrexat ve siklosporin ise emziren kadınlarda kontraindike kullanılması önerilmiyor. Burada da görüldüğü gibi kortikosteroidlerin süte geçişi yaklaşık 1/1 civarındadır. Dolayısıyla kullanılabiliyor. Azatioprin de %10'un altındadır süte geçişi ve büyük bir kısmı ilk 4 saatte tamamlanmaktadır. Yine tümör nekrotizan faktör blokörleri de protein yapıda olduğundan mide asidi ve pankreatik enzimler tarafından parçalandığı için kullanılabilmektedir.
Salazoprenin ise süte geçişi yüksek oranda olduğundan genelde tercih edilmemektedir. Gebelikte karın ağrısı durumunda ayrıca da jinekolojik sebepler ve jinekoloji dışı sebepler göz önünde bulundurulmalıdır. Jinekolojik sebeplerden neler var? Erken dönemse ektopik gebelik ve abortus akılda tutulmalıdır. Geç dönemde ise dekolman plasenta ve erken doğum sancıları akılda bulundurulmalıdır. Jinekoloji dışı sebeplerden neler var? Pielonefrit, üriner sistem taş hastalığı, ileus, akut apandisit, peptik ülser, akut kolesistit ve akut pankreatit yer almaktadır. Tabii ki gebelikte özellikle ilerleyen haftalarda akut karın ağrısında ayrıcı tanıda yapmakta oldukça zorlanılıyor. Çünkü uterus hacminin artması ve karın içinde organlarının yer değiştirmesi ve karın ön duvarının yükselmesi nedeniyle ağrının yerini tanımlamakta zorluk çekilmektedir. Gebede akut apandisit durumunda neler yapıyoruz? Gebede akut apandisit 1500 gebelikte bir görülmektedir. En sık görülen cerrahi dışı girişim nedenidir. Ağrı erken gebelikte sağ alt kadrandayken gebeliğin son dönemlerine göre sağ üst kadrana çıkmaktadır. Yine pielonefrit ve kolestitle karışabilmektedir. Perforasyon gelişen vakalarda fetal mortalite oldukça yüksektir. %30 civarındadır. Dolayısıyla akut apandisit gebelikte cerrahi endikasyonudur. Negatif laparotomi oranı da tabii ki yüksek haliyle %25-30 civarındadır. Evet, bu şekilde de görüldüğü gibi gebelik ilerledikçe uterusun büyümesine bağlı olarak McBurney noktası, yani apandiksin olduğu nokta yukarıya ve laterale doğru kaymaktadır. Dolayısıyla ilerleyen haftalarda apandisit teşhis koymakta zorluk yaşanmaktadır. Gebede biliyer sistem taş hastalığı postpartum dönemdeki gebelerin %26'sında safra çamuru, %25'inde safra taşı bulunur. Kadınlar doğumdan sonraki 5 yıl içerisinde safra taşı oluşumu bakımından normal popülasyona göre artmış bir riske sahiptir. Biliyer sistem taş hastalığı gebelerin yaklaşık %8'inde görülmektedir. Genç ve çok doğum yapmış, 2'den fazla doğum yapmış olan kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Ve 2. ve 3. trimesterde yine daha sık rastlanmaktadır. Gebede cerrahi dışı girişim gerektiren, obstetrik dışı nedenler arasında apandisitten sonra 2. sırada yer almaktadır. Hastaların yaklaşık %60-70'i asemptomatiktir. Ancak %1'inde biliyer kolik görülebilmektedir. Gebelikte koledok taşı nadirdir ve kolesistektomi yapılan gebelerin yaklaşık %10'unda görülür. Gebelik dönemindeki sarılıkların %7'si 10'u koledok taşına bağlıdır. Yine gebelikte görülen akut pankreatitlerin %70 ile 90'ı da biliyer sistem taş hastalığına bağlı gelişmektedir. Akut pankreatit de 10.000 gebelikte bir görülmektedir. Vakaların az önce de bahsettik, yaklaşık %70 ile 90'ında biliyer sistem taş hastalığı vardır. Fetal mortalite %10-40 civarındadır. Maternal mortalite ise %3-20 arasındadır. Tedavide ERCP, papillotomi ve taş ekstraksiyonu önerilen tedavi şeklidir. Yine püsotogist, apse ve benzeri komplikasyon gelişen vakalarda endoskopik ve cerrahi girişim uygulanır. İntestinal obstrüksiyon ise yaklaşık 2500-3000 gebelikte bir görülmektedir. Bunların tabii ki %55-60'ında sebep adezyonlardır ve daha önce cerrahi girişim geçirmiş olan hastalarda bu oran yaklaşık %77'ye kadar yükselmektedir. Bu tabloda da gördüğünüz gibi haliyle intestinal obstrüksiyon da ilerleyen haftayla birlikte artmaktadır. Örneğin birinci trimesterde %6 oranında görülürken, ikinci trimesterde %27, üçüncü trimesterde %44 oranında, %21 oranında ise doğum sonrası dönemde görülmektedir intestinal obstrüksiyon. Volvulus da gebelerde gebe olmayan kadınlara göre daha sık görülmektedir. Yani gebe olmayanlarda %3-5 görülürken gebelerde %25 civarında görülmektedir. Özellikle uterusun hızlı hacim değiştirdiği 3. trimesterde daha sık görülmektedir. Hastaların %80'in %5'inde sebep invajinasyondur. Yine sezaryen sonrasında Ogilvy sendromu görülebilir. Bu kolonik pseudo obstrüksiyon sendromu olarak bilinmektedir ve adinamik kolonik ileustan kaynaklanmaktadır. Gebelik bulantı kusmasıyla bu da karışabilmektedir. Maternal mortalite gebe olmayanlara göre yüksektir.
%6 civarında. Fetal mortalite ise %25 civarındadır. Tabii ki Wolverhouse'da da tedavi yine cerrahidir. Peki gebede cerrahi girişim yapacaksak en uygun zaman ne zaman? İkinci trimesterdir. Üçüncü trimesterde uygulanan cerrahi girişim sonrasında erken doğum olasılığı daha yüksektir ve genellikle de cerrahiden sonraki ikinci haftada görülmektedir. Sabrınız için teşekkürler.